Hepinize iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Spor Bahane'ye hoş geldiniz diyoruz bu akşam da TRT Spor ekranında. Biliyorsunuz zaman zaman sporun efsanelerini davet ediyoruz buraya ve geçmişten günümüze biraz yolculuk yapıp sizlere o efsane isimleri tanıtıyoruz. Zaman zaman da günümüzün başarılı sporcularını ağırlıyoruz stüdyomuzda ki bugün öyle yapacağız. Onların başarılarını paylaşıp biraz da özel hayatlarını, farklı noktalarını öğrenmeye çalışıyoruz. Ve bugün tenis diyeceğiz. Branşımız tenis. Çok iyi tanıdığınız bir isim Çağla Büyükakçay. Milli tenisçimiz, başarılarını sıkça duyduğunuz bir isim. Ve gençlerde de yine son dönemlerin çok başarılı bir ismi Yankı Erel. Milli tenisçimiz, yine genç milli tenisçimiz. Bizimle birlikte ve Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş da katıldı bizlere, katkı sağladı. Bilal Meşe ile birlikte bugün stüdyomuzda nefis bir sohbet yapacağız. Her birinize hoş geldiniz diyoruz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Bayağı uzun bir giriş oldu değil mi ya? Oh diyeyim bir size vereyim sözü, ne yaparsanız yapımından sonra dermişim. Nasıl gidiyor? Yoğun. Yoğun. Organizasyondan organizasyona, evet. Turnuvadan turnuvaya koşturup duruyorsunuz. Evet, programımız her zamanki gibi yoğun ama keyifli. Konuşacağız zaten ayrıntılarını. O koşturmacayı konuşacağız. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bu arada konuklarımıza da hoş geldiniz. Aynen öyle. Çok teşekkürler. Tenisi ekranlardan izleyen bir gazeteciyim. Zaman zaman gençliğimizde... Raket salladım diyorsunuz. Raket var mı öyle yani şeyler? İzledim. Telefestriyum daha düzü kulübünde. O bizim dönemlerimizde o kort vardı sadece. İşte görevli gittiğimiz maçlarda orada. O toprak zemini. Toprak zemini değil mi galiba? Hatırladığım kadarıyla başkan. Oraya takılıp işte başlamışlarını falan bildiriyoruz. Yani tabii ki çok da gelip değil başka ama şimdi ekranlardan izliyoruz. Tabii Çağla Büyükakçay da bizim gerçekten gururumuz yani. Kezan en azından uluslararası bir kadınımız var o kortlarda bizi temsil eder. Yankı da sağ olsun çok da boylu postlu aslan gibi. Ben çok yakışıklı çok da, vallahi. Çok da yetenekli olduğunu zaten başkan söylemişti. Başkan da sormak isterim yani. Yankı da gelecekte Çağla gibi acaba bizim uluslararası bir kortlarda bizi temsil edecek bu sporcu olabilir mi sevgili başkan? Elbette yani Yankı zaten bugüne kadar yaptıklarıyla vermiş olduğu mücadeleyle bunu yapabileceğini gösterdi. Sporcularımız hani böyle yanında böyle çok aman şimdiden oldu deyip beklentileri yükseltmek veya düşünmek anlamlı bir şey değil ama yüzlerine konuşmak kendilerini bugüne kadar çok güzel ifade etmiş, kortlarda başarı elde etmiş genç bir sporcumuz. Tabii ki sevgili başkanın başka bir özellikleri de var. Sadece Tenis Federasyonu Başkanı değil, Ağrı Spor Kulübü'nde bir yöneticilik yapıp daha sonra başkan oluyor. Bildiğim kadarıyla atletizm, tenis ve futbol da var, kayak da var. Amatör olarak da top koşturmuş sevgili başkan. Ama tabii bu arada amatör kümeden herhalde bayağı bir yere transfer oldunuz değil mi başkan? Yani evet ben futbol sevdalısı bir çocuktum, her çocuğun başladığı gibi öncelikle onu söyleyeyim tabii. Arda futbolcu olma arzusuyla sokaklarda başlayan bir süreç çok keyifli geçti. Amatör oynadık, liselerde falan oynarken de tabii futbol o zamanlarda hani tek popüler spor gibi görünse de Arda atletizm çok önemliydi. Atletizmde de ben eşim hali hazırda emekli oldu ama o da eski milli atlet. Atletizm... Arda'dan çok bir atlet çıktı sevgili başkan. Tabii tabii Arda çok yetenekli, çok başarılı sporcularımız var, atletlerimiz var. Ben de futbolcu olacağım diye işte topun peşine koşturduk. Nasıl dönüşüm oldu tenise doğru? Tabii Arda işte lise arası futbol oynadık. Sonra amatör takımlarda beğenildik o zaman. Sağ açık oynuyorduk ki hep onu söylerim ben. Yani Arda belki imkanlar verilmiş olsaydı o günkü halimde çok iyi futbolcu olurdum ben. Hala da o içimde uhdedir. Onun için kimsenin içinde uhde kalmasını istemem. Transfer olmuş başkan ama paralı döneme yetişirim. Tabii harika. İşim gereği, okulum gereği gittiğim yerlerde futbol hayatım devam etti. Amatör futbol oynadım. Milas'ta oynadım. Ören Gücü'nde oynadım. Ondan sonra da profesyonel... İktidar Hanım sordu galiba, onu biraz pas geçti. Tenise dönüşüm nasıl oldu? Tenise dönüşüm kayaktan. Tabii ki. tabii yani... ben şimdi tabii yaşamımı spora borçluyum. Her şeyimi spora borçluyum. Bugün sizlerin huzurunda olabilme şansı spor sayesindedir. İş adamlığımız vesaire gibi okulumuz bunlar hepsi çok önemli ama sporun benim üzerimdeki etkileri demin de bahsettiğim gibi. Yani hiçbir kötü alışkanlığa bulaşmadan spor sayesinde
elde ettim. Teniste tabii çocukların eğitimi için Ankara'ya geldim. Ankara'ya geldiğimde de bir spor yapmam gerekiyordu. Futbol Arda oynarken işte çok kolaydı. Bir 20 kişi bulmak çok zor değildi daha doğrusu. Ankara'ya geldiğimde futbol oynayabilecek 20 kişi bulmak çok zordu. Sizin için o an? O zaman evet. Bireysel bir sporu yapayım dediniz. Bireysel. Arkadaşlarımdan bir tanesi de tenis oynuyordu. Ben tenis oynuyorum, sen de oynar mısın Süper. Dedi. Hadi gidelim dedik, öyle başladık. Ondan sonra tenis oynamaya. Güzel hikaye. Şimdi evet. Tabii Çağla'nın ve Yankı'nın hikayelerinde başlamamız lazım. Şimdi başarıları konuşacağız. Hani şu gün geldiğiniz noktayı konuşacağız ama biriniz 6, diğeriniz 8 yaşında kortlara adım atmışsınız yani. Ne oldu, nasıl başladı, neden tenis? Hani şey gibi oldu, neden şiir gibi oldu? yani pek çok spor varken, ki ailede var galiba değil mi, tenis merakı? Evet, yani tenisi spor seçmek merakı vardı esasında. Ben 8 yaşımda tenise başladım ama en büyük şansım esasında ailem tenis oynamadığı halde sosyal yaşamlarını bir tenis kulübünde geçiriyorlarmış. Bu yaygın bir şey değil mi büyük şehirlerde? Tenis kulüplerinin sosyal alan olma durumu yaygın bir şey. Evet, kesinlikle. Ben oynamadan bile. Adana'da doğdum, büyüdüm. Adana'da benim çocukluğumda sosyal gerçekten hayat birazcık kısıtlıydı. İşte restoranlar, gidilecek yerler. Benim ailemin de vakit geçirdiği yer bir tenis kulübüydü. Hem arkadaşlarıyla orada buluşuyorlardı, hem spor seyrediyorlardı. İkisi de oynamıyordu ama annem ve babam. İkisi de sporun çok içinde, hı-hı, takip eden, izleyen bireylerdi gerçekten. Benim başlamam da böyle oldu. Yani bu çocuklar, hani biz bu kadar gidip geliyoruz tenis kulübüne, ben ve ablam için. Yani çocuklar az şurada oyalansınlar. Aynen. Buradayken tenis oynasınlar diye tenise başladım. Ama tenis tamamen bir tutku haline geldi tabii ki. Ne i̇şte, noktalara geldi. Evet, hem de. İşte sabah, yani öyle bir dönem vardı ki sabah 9'da bırakırlardı yazın. Hani akşam 9'da babam işten gelirdi. Orada yemek yenirdi. Ben bütün gün kulüpteyim. Yani çok güvenli bir ortam. Arkadaşlıklar doğru, güzel oluyor. Doğru. Bütün gün korttan çıkmıyorsunuz. Oyun oynuyorsunuz arkadaşlarınızla. Yani hatta benim böyle bir hayatımın dönüm noktalarından bir tanesi, ailem müzikle de beni tanıştırdı çok genç yaşta. Ve ben bir musiki cemiyetine gidiyordum hem tenis oynarken. Ve daha sonra onlar demişler ki, biz konservatuara gitsin Çağla, işte kulağı çok iyi demişler, hı-hı, o zaman. O dönem hatırlıyorum, böyle tenise yeni başlamışım. Konservatuara gittim, işte bir denediler, beğendiler. Sonra dediler ki işte piyano çalabilir ama piyano çalabilmek için kaslarının çok yumuşak olması gerekiyor. Ben de tenise başlamışım o zaman. Bırakman gerekiyor yani. Olmaz yani. İkisi bir arada olmaz. Hani o zaman çok net hatırlıyorum böyle acayip, hayır, ağladığımı. Hani hayatta olmaz. Yani böyle hafta sonunu iple çekiyorum çünkü tenise gitmek için. Bunu söyleyince direkt o şeyler, yani ben o konuda da şanslıyım. Ailem beni baskı çok yapmadı, dinledi. Vesaire. Yani benim isteklerime hep kulak verdiler. Şimdi de iyi ki diyorlardı. Evet, yani o zaman hiçbir plan yoktu tabii ki. Sadece çok sevdiğim, doğru, bir şey için benim arkamda oldular ama bu noktaya da geldik çok şükür. Peki Yankı'nın hikayesi. 6 yaşında minnacık bir genç çocuk, minicik çocuk, delikanlı. Evet, 6 yaşında Tekirdağ'da başladım ben de. Annemler oynuyordu beni. Tekirdağlısınız. Evet, Tekirdağlıyım. Annem Bursalı, babam Çatalca'da. Ben Tekirdağ'da başladım. Annem babam hep oynuyordu. İşte her hafta sonu oynuyorlardı. Ben de onlarla gidiyordum, izliyordum. Sonra babam beni yaz okullarına verdi. Hafta sonları gidiyordum. İşte sabah beni de Çağla abla gibi 9'da koyup akşam 10'da alıyorlardı. Hiç korttan çıkmıyordum yani. Hiç bir yükünüz olmamış yani. İlkin Hanım burada zaten. Yani bırakıyorlardı. Akşam iyiymiş yani. Evet, yani çok 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 sevdim ilk başlarda. Sonra tabii bırakamadım. Öyle. Tutku. Evet, tutku yani. Ya zaten evet, şimdi hani zorluklarını da konuşacağız bu sporu yapmanın. Belki futbol, basketbol, voleybol dışındaki hemen her sporu yapmanın, hele bireysel sporları yapmanın maddi manevi zorluklarını, o aşk, o tutku olmasa sürdürmek falan imkansız yani gerçekten. Kesinlikle. Değil mi? Evet, imkansız. Evet, evet. Evet. Tabii ki bu sorudan devamlı. Başkadan önce mutlaka tenisinde yani bu sorunları vardır. Mesela bunları biz burada bizimle paylaşır mısınız yani? Eyvah. Bitti program. Hayır. Kapatıyoruz. Değil yani. Tam da sırası gelmişken başkan da soru yöneltmiş olayım ben burada. Bir gazetecilik refleksi diye bunlar sevgili başkan. Tenis yani böyle her şey dört dörtlük mü sevgili başkan Türkiye'de? Yani eksiğimiz gediğimiz yok. Asla hiçbir şey dört dörtlük olamaz. Hangi branş olursa olsun, hangi iş olursa olsun dört dörtlük diye bir şey yok. Tenis gerçekten zor bir spor, zor bir branş. Ama bu kadar keyifli, bu kadar güzel olduğunu işte Çağla ve
Yankı anlattı. Yani başlarken nasıl bir tutkuyla, devamında da nasıl bir heyecanla devam ettiğini gördük. Ama bunun perde arkasında esasında baktığınız zaman ailelerin ne kadar önemli bir rol olduğunu görüyorsunuz. Ben de bir veliyim. İki çocuğum da tenis oynadı. İkisi de milli sporcu. Ve bir veli olarak da hani zorluklarını bilen birisi olarak özellikle ailelere çok teşekkür etmek isterim. Tabii ki tenis bir işte belki Çağla şanslıydı, Yankı şanslıydı. Bir kulüp, gidebilecekleri kulüpler vardı. Biz 80 milyon nüfusta neyi iddia ediyoruz? Diyoruz ki herkes isteyen her zaman istediği yerde tenis oynayabilsin inancıyla yaşıyoruz. Türkiye'de öyle bir şansımız var mı? İmkansız. Yok. Ya kulüplerde tenis oynayacaksınız ya da mutlaka bir kort olabilecek yere gideceksiniz. Kort bulsanız bu kulüp kültüründe, sporcuların yetiştiği kültürde sporcu yetiştiremeyeceksiniz. Bu bizim birinci zorluklarımız. Eğitim çok tartışılmaz bir zorluk. Sponsorluk başlı başına tabii bir şey. Türkiye'de spor adına son 10 yıldır özellikle çok ciddi aşamalar kat ettik. Birçok problemi aştık. İşte biz kortları arttırabilmek için belediyelerimizle, yerel yönetimlerle, bakanlığımızla çok proje yaptık ve başarılı da olduk. Şimdi sporcu sayımız da arttı, tenis oynayan sayımız da arttı, kortlarımız da arttı. Bunlar hep iyi tarafları ama perde arkasındaki zorluk gerek ailelerin ekonomik, gerek okullarla ilgili iletişimi çok zor geliyor. Onlar da inşallah yavaş yavaş yani okulda para, bu spor paralel olması lazım. Peki Sayın Başkan, ne kadar lisanslı oyuncu sporcunuz var? Bizim güncellenmiş 55 bin lisansçı sporcumuz oldu. Ama bunlar yetmez bize. Yani çok büyük bir başarı işte 2000'lerden aldık. 5 bin, 10 bin. Yine de ciddi 55 bin. Sayın Başkan, 55 bin fena değilmiş. Şaşırdım. 55 bin lisanslı tenisçi bizzat fiilen oynayan. Var yani işin lisanslı olanı. Ama tabii tenis oynayan sayısı herhalde bir 500 bin, 1 milyon kort civarında. Kort sayısı ne başkan? Yani istediğiniz düzeyde mi? Yani kort sayısı şu anda istediğimiz düzeyde değil. Ama hani oynamıyorum diyemeyecek kadar da yeterli. Yani bahane edecek bir şey değil. Aslında biraz fedakarlıkla artık hele hele özellikle Anadolu'da yani Ankara'nın öte tarafına geçtiğimiz zaman içerisinde gençlik spor il müdürlüklerimiz, bakanlıklarımız kortlar yaptırmaya başladı. Belediyelerimiz sağ olun sizlerin sayesinde tenisin özellikle Çağla gibi, Yankı gibi tenisi sevdiren sporcularımızın olmuş olması, Türk sporcu olmuş olması tenisin bayağı bir gelişimini de sağladı. Tabii lokomotif oyuncu sporcular çok önemli. Çok, yani bunlar kesinlikle örnek. Öyle. Sevgili başkan, bir söyleşinizde yanlış hatırlamıyorsam Çağla ile ilgili 10 yılın emeği diye bir sözünüz var, ifadeniz var. Yani 10 yıllık süreçten gelen bir başarıdır bunun temeli diye bir ifadeniz var. Bunu biraz açar mısınız bize? Tabii hani ben işin federasyon tarafında ki 10 yıldan bahsediyorum. Yoksa Çağla'nın işte 7 yaşından başlayan bir süreçtir bu. 20 senelik. 20 senelik bir emeğin ama biz yönetime geldikten sonra yönetimde özellikle son 10 yıl içerisinde benden önceki başkanlarım Ayda Uluç Hanımefendi, Osman Tural Beyefendi ile birlikte de sporcularımızın geleceğe hazırlanması adı altında ben o zaman başkan vekillikleri yapıyordum. Neler yapabiliriz, nasıl projeler, nasıl destekler sağlayarak gerek finansal, gerek tekniksel, gerek işte çocuklarımızın, sporcularımızın psikolojik durumlarıyla hazır hale getirebilir miyiz gibi birçok şeyi konuşmuştuk o zaman. Tabii ki uluslararası turnuvaların ülkemizde çok olması önemliydi. Çünkü sporcularımızın turnuva oynayarak gelişmesi, kendileri ve kendileri düzeyinde, kendi düzeylerinden iyi sporcularla karşılaşabilmeleri lazımdı gibi. Ki Çağla bu örneği en iyi yansıtan sporcumuz. Hem çalışkanlığıyla hem duruşuyla, karakteriyle hem değil de mi? Gerçekten çok örnek bir öyle, model olmasından öyle kaynaklı söylemekten de keyif aldığım bir sporcudur. Çağla kendini en iyi bilen sporcularımızın doğru başında geliyor. Şimdi program öncesinde İlkin Hanım, Yankı'nın annesiyle de sohbet ettik. Ya başarılı olması çok önemli, çok gururlandırıyor bizi elbette ama dedi. Başarılı olmasından daha çok önemsediğim bir şey var, iyi insan olsun. İşte
Türkiye'ye faydalı olsun. Yani oğlumla hani birey olarak düzgün bir vatandaş olduğu zaman ben daha çok gurur duyarım dedi. Yani bu çok önemli bir şey gerçekten de ve hani pek çok spora göre de çok daha tenis, yanlış bir şey de kurmak istemiyorum da, böyle klas, ne bileyim, daha iyi dünya içinde böyle düzgün duruşlu bireylerin çıktığı bir spor gerçekten. Yani şey, farklı bir spor, ruhu farklı. Kesinlikle ruhu farklı. Başkanım, övgüleriniz için ve size diyebileceğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten Yankı'nın annesi bence de haklı. Çünkü biz de dünya çapında başarılı olan sporculara dikkat ettiğimiz zaman hepsinin ortak noktası esasında sporu, sporcu kimliğini çok güzel yansıtıyor olmaları. Kazandıkları zamanki tavırları, kaybettikleri zamanki tavırları. Bunlar gerçekten çok önemli. Benim çocukluğumda yaşadığım bir sıkıntı, kendi sporumda bunun örneklerinin fazla olmayışı benim yaşadığım bir sıkıntıydı. İşte hem uluslararası başarı anlamında hem takip etme, yönlendirme anlamında. Çünkü tenis şu anda gerçekten çok güzel bir noktaya geldi. Başkanımızın dediği gibi son 10 senede esasında benim belki de hayalini kuramayacağım bir noktaya geldi. Yani biz Kasım ayında Şarapova ile yaptığımız maçta mesela 15 bin kişiyi orayı tıklım tıklım doldurmasını, kapıda insanların kalmasını. Çok şaşırtıcıydı gerçekten. Gerçekten muhteşemdi. Yine benim 2016 yılında WTA finalimde 5000-6000 kişinin orada beni destekliyor olması. Yani bunlar teniste gerçekten çok güzel şeyler. Yankı şu anda dünyada ilk 20 tenisçi arasında gençlerde. Evet. Bunlar muhteşem gelişmeler. Yani kıyas belki doğru değil ama çok fazla tenis kültürü olan, çok uluslararası turnuvalara ev sahiplik yapan birçok ülkeden biz çok daha iyi durumdayız. Ve burada yine başkanımızın dediği gibi destek çok önemli. Yönlendirme çok önemli. İşte bu iyiyi takip etme, iyi sporcuları, başarılı oyuncular neler yapıyor bunları takip etme. Bunlar gerçekten çok önemli. Sayımız bu anlamda arttıkça ülkemizin de geleceği gerçekten çok muhteşem olacak diye düşünüyorum. Bir şey soracağım. Şimdi ilk yüze girmek hani bir çıta, bir baraj en önemli şeylerden bir tanesi teniste. Ki ilk yüze giren hani ilk Türksünüz, o açıdan da çok keyifli, önemli ama. Yani hani o çıtaya ulaşmak ve o noktaya gelirken ki 108. iken değil mi? Onu yaşamışsınız bir 6 ay boyunca. Evet. Orası bir hani yani ne farkı var aslında 108 ile 100 ama yok. Psikolojik sınır gerçekten de. Orada bir tıkanma mı oluyor? Yani şöyle yaşanıyor. Yani ilk yüz teniste çok ciddi bir eşik. Yani bütün Grand Slam'leri, yani şu anda bizim dünya şampiyonası olarak gördüğümüz turnuvaların ana tablosunu oynayabiliyor olmak, işte olimpiyat oyuncusu adayı oluyor olmak, hepsi bunlar ilk yüz oyuncularının yapabileceği şeyler. Oraya giriyor olabilmek çok önemli. Esasında bizim ülkemiz için her türlü uluslararası başarı teniste çok önemli. Yani tabii, daha önce ilk 200'de bile oyuncumuz yoktu. Tabii. Ben ilk oynadığım zaman, Grand Slam'leri oynamaya başladığım zaman. Şimdi 4-5 tane olduk. İşte arkadan gençler geliyor daha fazla olmak için. Ama dünya tenisi için çok anlamlı ilk yüzde olmak. Doğru. Kadın fark eder mi? Kadınla erkek, ne bileyim gençle bildiğimiz sıralama, bir zorluk, rekabet farklılığı var mı onlar arasında? Yok, yani kadınla erkek. Kendi içerisinde her şey zaten. Eşit yani. Şimdi bazen hani erkek tenisinin çok zor olduğundan konuşuyorlar. Yani esasına baktığınız zaman erkekler kendi potansiyelleri, kendi güçleri arasında yarışıyorlar. Biz de kadınlar olarak kendi güçlerimizde yarışıyoruz. Niye öyle yani bir şey var? Kadınlar erkekler olarak çok ayırmamak lazım diye düşünüyorum ben. Ama onun dışında dediğim gibi mesela ben ilk 200'e girdiğim zaman çok daha hani basamakları çok daha hızlı çıkacağım. Hani ilk 100'e gireceğim, Türkiye'de bir ilk gerçekleştireceğim. Hani çok ciddi motivasyonlarım vardı. Ama her sporda olduğu gibi teniste de çok fazla ilerliyor. Ben esasında ilk 200'e girdim ve 5 sene orada kaldım. Bu istikrar önemli bir şey. Esasında her sene tenisimin geliştiğini hissetmeme rağmen yerimde sayıyor gibi gözüktüm. Ve ilk 108'e geldikten sonra gerçekten hani karnımda ağrılar. Yani Türkiye, çünkü biliyorum ki genç jenerasyon için, arkadan gelenler için çok çok ciddi, önemli bir şey, önemli bir eşik. Ve oraya geldikten sonra onun biraz paniğini yaşadım. 6 ay mı?
Evet, 6 ay boyunca 2 maç üst üste kazanamadım. Ve şaka 190 yani. Numaraya kadar geriledim o zaman. Evet. İşte hani ucuna kadar geldim, başaramadım. Hani çok gitgelli bir dönem herhalde. Gitgelli bir dönem. Ama tekrar çok daha güçlü kalktım. Yani belki o zaman tahmin edemezdim. Çalışmaya devam ettim. Bana verilen destek hep devam etti. Benim takımım, ailem, antrenörlerim daha fazlası için yine yanımda oldular. Yani tabii ki tenis bireysel bir spor ama sizin iyi tenis oynayabilmeniz için gerçekten bunların olması da olmazı. Doğru. Hepsi. Ve bir sene sonra 190 iken bir sene sonra 60 numara oldum. Evet, inanılmaz. Yankı, senin 20'likten şimdi neresi? Yani hani zorluyorsun tabii ki, evet, her seferinde 25, evet. 18 numara oldum. Ocağın başında Australia Open oynadım ana tablo olarak. Yaklaşık 35 numara falan oynadım da. Türkiye'de bir iki yaptım. 3. sıra çıktım. İlk turda 12 numaraya yendim dünya. Ondan sonra 28'i yendim. Ve dünya bir numaraya kaybettim. Son set 6-4. Evet, kötü geçti. Yani bir yazık. Almıştı. Evet. Bir seti almıştı. 6-0'lık bir set aldım. 15 dakikada çok güzel başladım. Sonradan yani... Ne oldu? Ne oluyor orada? Yani bir şey mi kopuyor? Yanlış bir şeye mi giriliyor? Haleti ruhiye ya da konsantrasyon mu bozuluyor? Ben hani tenisimi oynamaya devam ettim. O çok benden daha üst seviye oynamaya devam etti. O yüzden bir numara. Yani zaten ufak tefek şeyler sizi bir numara yapıyor. Sonuçlar haftalık değişiyor dedi. Evet, her hafta yani farklı sıralamalar. Bir bakarsın, bakarsa 20 sıra. Bir haftada değişiyor. Her oynadı. Evet, ben merak ettiğim bir şey var. Biraz önce ilk konuşurken işte kadın erkek farkı. Mesela Çağla'yla maç yapsan yenebilir misin Çağla'yı? Denediniz mi böyle bir şey? Ya bence oynadınız mı? Yani mutlaka antrenman yapıyorsunuz. Evet, antrenman yapıyoruz. Evet, yani şöyle tabii ki. Hiç denediniz mi böyle karşı karşıya? Erkek kadın arasında tabii ki çok güç farkı oldu. Yenerim ki, dedi, anladım. Yenerim dedi. Yanımda söylemek istemiyorum. Evet, çok cidden arada çok güç farkı olduğu için tabii ki erkekler daha şey oluyor. Ne oluyor yani bu? Ne yani topu vurduğunuz zaman. Ama hiç belli olmaz. Çağla yener diyorum ben. Yani. Öyle mi? Bayağı biz bir şeye doğru gidiyoruz. Çekişmeli geçiyor bazen. Bazen çok iyi oynuyor, yeniyor beni. Bazen de çekişmeli oluyor. Oynuyorsunuz yani bu arada. Tabii tabii. Evet, cuma günü belki yapacağız tekrar antrenman. Evet, evet. Harika. Evet. Güzel bir şey. Demek ki yani kadın erkek çok önemli değil bence. Yani. Ama yok, bir güç farkı var. Yoksa tabii, bütün dünyada da bir arada oynanırdı bu. Hayır, burada servis atışı çok sert olabilir mesela. Çağla 175 km hızla atıyormuş. Evet. Tabii toprak kortta değil mi? Toprak yani her zeminde. Yani benim ama o maksimum. En fazla. Evet, yani erkeklerde yani, çok daha hızlı. Erkeklerde mesela ne kadar olur? Seninki kaç en hızlı? Ya ben hiç ölçmedim herhalde. 190 dur, evet, olabilir aşağı yukarı. Yani. Ama yani dediğiniz gibi teniste en önemli şey yani erkek tenisinde de ama bayan tenisinde de öyle, servis çok önemli. Servis yani sizi yani servisinizi kaybettiğiniz, o game'i kaybettiğiniz zaman erkek tenisinde çok büyük sıkıntılara neden oluyor. Yani o seti kaybetme şansınız çok yüksek oluyor yani. Ya o yüzden yani raketin bir şey var mıdır? Farkı var mıdır? Yani ne bileyim ben isim vermeyelim de reklama girerdi. Raket de çok önemli değil mi Çağla? Yani kullandığınız raket. Tabii ki nedir önemli. Nedir ya, bunun özellikleri nedir? Bilmediğim için soruyorum, bağışlayın. Ya her raketin kendi teknolojisi var ama oyun tarzına göre raket seçimi yapmak çok önemli. Bazı raketler var kendi oyununuza yardımcı oluyor. Eğer siz o tarz bir oyuncuysanız yani karşıdaki oyuncunun gücünü kullanmayı seven bir oyuncuysanız eğer o zaman raketin yine size güç verdiği bazı raketler var. Bazen de sizin kendi gücünüzü daha fazla, bazı oyuncular oluyor kendi gücünü daha fazla hissetmek istiyor. Bu tarz raketler var. Çok değişik teknolojiler var. İşte dengeleri çok önemli. Bizim tansiyonlarımız çok önemli. İşte tellerimizi bir tansiyonda yaptırıyoruz. Yani çok ufak nüanslar var ama çok önemli bunlar. Servis attıktan sonra ya da karşılarken... O arada tellerle oynamak nedendir yani? Niye? O tamamen bir ritüel. Yani biz orada kendi kafamızı tekrar toparlıyoruz. Bir özelliği var mıdır yani? Bilmeyen için belki hani anlasın arkadaşlarımız. Belki özenecekler buna da. Evet. O yüzden söylüyorum. Yani biz orada esasında bir sonraki puanla nasıl oynayacağımızı planlıyoruz. İşte kendimizi daha konsantre ediyoruz. Bir konsantrasyon zaten... şekli anladım. Kesinlikle. Burada, başka peki, hiçbir sebebi peki toprak zeminle sert zeminin raketi farklı mıdır? Yok. Aynı mı? Bizim her yerde raketimiz aynı ve...
minimum 6 raketle oynuyoruz. Yani bir turnuvaya minimum 6 raketle gidiyoruz. Bazısı 12 raketle gidiyor. Hepsinin tansiyonları istediğimiz gibi ayrı, farklı oluyor. Şimdi 6 raket deyince minimum şu geldi aklıma. Sponsoru kaybetmişsiniz bir dönem. İşte ekonomik kriz vesaire. Tek başına gidiyorsun. Yanında kimse yok, antrenör yok. O kocaman çantayla, o kadar eşyayla gözümün önüne geldin şu anda. Evet, hepimizin bir dönem böyle bir şeyi ya? Vardır. Evet. Sponsor çok önemli. Yani çok. Çünkü işte periyodunuz ortada. Yılda kaç gün mesela seyahattesiniz? Kaç gün turnuvadasınız? Aşağı yukarı yani. Senede yarısı. Yani 30 haftaya yakın. Değil mi? Yarısından da çok. Evet. Düşünsenize bunun uçak paraları, kaldığınız yer, evet. Yani gidişler, gelişler, orada harcayıp dövizi vesaireyi de düşününce şimdi imkansız bir şey yani neredeyse. O evet. Zaman şunu soralım federasyon başkanına. Var devlet desteği tabii zaten. Siz mutlaka destek veriyorsunuzdur değil mi efendim? Elbette. Yani biz özellikle olimpiyat kapsamında tabii bunu da hani olimpiyat kapsamına ilk yine Çağla'yla başlattığımız bir süreçti. Olimpik branşız biz ama olimpiyatlara hiç gidememiştik. Olimpiyatlara gidebilme ihtimali de görünmüyordu. Ama sağ olsun spor bakanımız, spor genel müdürümüz biz Çağla'yla olimpiyatlara gideceğiz inancımıza inandılar. Ve bize o zaman destek verdiler. Çağla'yla birlikte Marcel ve İpek'le başlayan bir süreçte. Olimpiyat kapsamına Çağla'yla gittik. Çağla olimpiyatlara ilk kez gitti. Türkiye tenis tarihinde ilk Çağla'yla biz olimpiyat tarihine gittik. Ondan sonra şimdi 6 tane sporcumuz tüm masrafları yine bakanlığımızla beraber olimpiyat kapsamında destekleniyor. Yine Yankı da inşallah gençlik olimpiyatına o da gidecek 2018. Kaç, 22'ye mi çıkman gerekiyordu Yankı? 22 olman gerekiyor değil mi? 16 evet. Temmuz'a kadar. İnşallah o da ilk kez gençlik olimpiyatlarına giderek o da bir ilki başaracak gençler adına. Çağla'da böyle bir başarıyla birlikte aslında hem bakanlığımızın hem camiamızın hem ülkemizin tenis branşında neler yapabileceğini gösterdi ve şu anda çok İyi destekler alıyoruz bakanlığımızla beraber. Başkan milli takım düzeyinde yani böyle bir tenis bizim milli takımı. Bu bireysel bir spor anladığım kadarıyla yani. Yani dışarıdan gözlerim gözler. Milli takım seviyesinde niye böyle bir başarımız yok? Çok merak ediyorum. Yani aslında başarılıyız biz. Yani neden söyleyeyim. Ben göreve mesela güzel anılarımdan bir tanesi. İşte atıyorum 10-12 yıldır yönetimdeyim. 2 dönem başkan vekilliği yaptım. Başkan olduğum hafta içerisinde bizim Fed Cup milli takımımız İngiltere ile oynuyorduk. Evet. İngiltere'ydi. Estonya'da mıydı? Macaristan'da. Macaristan'da. İngiltere'ye karşı. Macaristan'da. İngiltere'ye karşı oynuyorduk ki İngiltere baktığınız zaman tenisin beşiği gibi bilinen bir ülkede. Biz aynı ligdeyiz ve İngiltere'yi yendik. Çağla o zaman dünya 40 numarasını, 30-35 numarayı yenmişti. O çok güzel bir anıydı. Yani biz özellikle bayanlarda milli takımlar düzeyinde çok iyi bir yerdeyiz. Tabii ki dünya grubuna çıkıp en iyi düzeyde olmak için hedeflerimiz var, amaçlarımız var ama işte Çağla gibi bir 5 tane daha, biraz daha yukarı çıkarabileceğimiz sporcularımız da olacak. Var. Tabii ki. Tabii ki gençlerimiz de iyi geliyor. Ben Çağla'ya bir soru soruyorum. Tenise başladığın raketin duruyor mu evde? Vallahi durmuyor. Ya yazık olmuş. Ama o zaman tabii fark edilemiyor o durum. Çocukluğuma dair hani bütün her şeyde bir tek ilk kupam duruyor. Çok güzel bir şekilde 1999 yılında kazanmışım. Böyle küçücük. 10 yaşımdayken Adana içi bir turnuvayı kazanmıştım. Bölge turnuvasını. Bir tek o var. Esasında benim fotoğrafım bile yoktur yani. Üzülüyorum. O zaman tabii telefonlarda falan yoktu. Çocukluğuma dair yani raket falan zaten... Bizde raket değişimi de çok oluyor. Hediye ediyoruz sevdiklerimize. Etrafımızda ne kadar çok tenis oynayan olursa o kadar iyi. Kalmıyor yani küçüklüğümden hiç yok maalesef. Kaç tane raket var toplam senin şu anda senin sahip olduğun şu evde? Şu anda yani? Senede, gerekir daha doğrusu? Senede 12 raket kullanıyorum. Altısını ilk 6 ay kullanıyorum. Daha sonra diğer 6 ayda. Yıpranıyor mu onlar yani o yüzden mi? Tabii oynandıkça biraz daha yıpranıyor.
yani hem çekiliyor işte sürekli tansiyonları kullanılıyor raket. O yüzden de 6 ay sonra daha yeni raket almak faydası oluyor. 6 ay sonra geri dönüşüm başlıyor. Biz Çağla ve sporcularımızın raketlerini tenis aile birliğimiz var bizim. Böyle bu tür raketler alıp Türkiye'nin birçok bölgesine gidip özellikle kırsalda beden eğitimi öğretmenliği yapan, tenis antrenörlüğü yapan çok okullara çok ulaşıyor. Grand öyle... Slam şampiyonluğu falan olduktan sonra onu ben açık arttırmayla falan satarız ondan sonra. İnşallah. İnşallah o noktalara inşallah, geliriz. İnşallah. Şimdi rakip belli çıkacaksınız. Bir hazırlık dönemi zihinsel olarak da tabii ki fiziksel olarak da antrenmanlar vesaire. Şimdi bu seviyelerde tabii ki herkesin forehand'i, backhand'i, servisi hani İyi düzeylerde elbette. Tabii. Zayıf noktaları şüphesiz var ama yani burada taktiksel bir savaş dönüyor. Tam satranç oynanıyor aslına bakarsınız. Kesinlikle. Evet. Oradaki hazırlığı merak ediyorum. Yani ne yapılıyor rakibe göre oyunu kurma anlamında? Ya şöyle tabii onun tenisine göre iyi bir taktik oluşturmamız gerekiyor. Çünkü herkese göre bir taktik oluşturmamız gerek. Bazıları sağlak oluyor, bazıları solak aynen oluyor. Öyle. Yani ben solam mesela. Hı-hı. Yani çoğuna ters gelirim mesela. Ben solak oluyorum. Avantaj. Evet, avantaj normalde. Yani dediğim gibi kişiye göre hı-hı, bir taktik belirlememiz gerekiyor. Ona göre bir taktik uygulamamız. Eğer o taktik de işlemezse başka bir bulmanız lazım. Oyun yani esnasında tabii geçiliyor evet, tabii. Kesin, evet. Rakibin ve duruşu da çok önemli değil mi? Karşıdaki rakibin nasıl durması da yani. Duruş evet, şekilleri evet, var ya. Evet, gerçi genelde birbirine benziyorlar ama. Evet. Tamam. Peki yani bu şeyi belirlerken doğru oyunu seçtiniz, doğru taktiği ama tutmuyor. Evet. Yani o zaman olduğu oluyor değil mi? Doğru oyun yanlış sonuç getirebiliyor. Tabii ki sizin başladığınız bir plan var. Onu yapmaya başlıyorsunuz. Sonra iyi cevaplar gelince çözüm aramaya başlıyorsunuz. Esasına baktığınız zaman çok saniyelik şeyler doğru oluyor. Doğru. İşte oyunun içinde de rakibin durduğu yer, o boşlukları görebilmek çok önemli oluyor. Dediğiniz gibi satranç gibi bir şey. Kesin. Oyun zekası o yüzden teniste çok önemli. Kesin. Çünkü dediğiniz gibi özellikle şu anda mesela ben profesyonel tenise yeni başladığım zaman bu kadar değildi. Ama şu anda hiç zaafa yer yok. Hiç herkesin, en ufak hatada gidiyorsun. Kesinlikle. Herkesin forehand'i, backhand'i tekniksel anlamda mükemmele yakın. Artık kondisyon gücü çok doğru, çünkü iyi. Antrenman sistemleri acayip değişti. Kesinlikle. Çok teknolojinin gelişmesiyle bunlar da çok değişiyor. Kondisyon çok önemli olmaya başladı. İşte ona göre de analiz yapıyorsunuz. Atletik mi değil mi? Öne nasıl koşuyor? Doğru. Yüksek topları sevmiyor. Yani bunları sürekli maçın içinde analiz ediyor olmanız gerekiyor. Hayata da yansıyor mu bu habire çözüm bulma hali? Kesin yansır değil mi? Yani kesin. Çünkü o sırada o bir maç sırasında bir sorun var onu çözmem lazım falan. Bir pratiklik geliştiriyordur herhalde hayatta da. Kesinlikle. Yani mesela ben maçta çok sürekli çözüm ararken hani bazen nasıl söyleyeyim yani çok tabii gelişiyoruz zamanla ama tansiyonlu olabiliyorum. Hı hı. Ama günlük hayatta mesela her şeye çözüm çok daha rahat bulabiliyormuşum gibi geliyor. Doğru. O tansiyon da çok düşük oluyor. Mutlaka tenisin muhteşem faydaları var hayatı o anlamda. Bir kere biz kortta yalnızız. Ve kendi problemimizi kendimiz çözmeye çok alışkınız. Doğru. Hayatta birazcık bunu öğreniyorsunuz. Yani birilerinden bir şeyler beklemiyorsunuz. Kişisel olarak da öyle misiniz? Yani yalnızlığı sever. Var mıdır böyle bir genellenir mi tenis oynayanlar için? Genellenmez herhalde değil bence mi? Bence genellenmez. Çok bireysel bir şey o da. Ama tabii ki kendimizi dinlemek istediğimiz alanlarımız mutlaka oluyordur. Tabii. Çünkü çok mental bir iş yapıyoruz. Tabii. Çok psikolojik bir savaş veriyoruz. Ama onun dışında dediğim gibi yani mesela kendi kayığımızı kendimiz çekmeye çok erken yaşta öğreniyoruz tenis sayesinde. Kaç yaşında ilk yalnız kaldın? Ben 11 yaşımda TED Spor Kulübü'ne transfer oldum. 3 yıl tek başıma kaldım. Ailem Bursa'daydı. Ben 3 yıl okudum. Yatılı? Evet yatılı kaldım kulübün içinde. Yani o yüzden alışkınım. Ben ilk başta ne çok güzel zorlandım. Çok zordur o tabii, yaşta tabii de. Her şeyinizi, yemeğinizi, işte kıyafetlerinizi kendiniz yıkıyorsunuz. 11 yaşında. Evet 11 süpersin yaşında yani. O yüzden yani ilk başta yani bayağı zorlandım dedim. Anneme beni alın. Ben yapamıyorum dedim. Sonra yani onlar almadılar da bilerek gelmediler. Bilerek gelmedi. Ben gelin dedim. Tabii. Gelmediler. İyi ki gelmemişler. Kesinlikle. Yoksa buralara gelemezdim. Kesinlikle. Yani. Düşünün ki nasıl bir sorumluluk sahibi oluyor o yaşlarda. Mesela benim öyle bir anım kesinlikle yok. Yani benim annem hep yanımdaydı. Çok destekçi değil mi hep? Tabii ki. Yani
gerçekten çok önemli ama şimdi Yankı'yı düşünüyorum. 11 yani. Ailesinin de aklı orada kalıyordur ama şimdi bugün buralarda olmasına mutlaka çok katkısı vardır. Ama tabii ki erkek o tabii yani. O yüzden biraz hiç fark etmez. İlk yani erkekler daha zor yaşamı idame ettirirler. Çağla'nın bir ağladığı bir an var değil mi sevgili başkan? Sizin yaşadığınız güzel bir yani güzel bir anı değil. İstanbul Cup mevzu mu? Tabii evet, Çağla yani. Maç kaybetmeyi hiç sevmez. Nasıl kim sever ki? Ama onun da bugün görüyoruz çok, nereye getirdiğini. Yani ne olmuştu şey Sayın Başkan? Ben mesela en çok hem duygulandıran hem düşündüren hem de aslında inancımı güçlendiren bir şey olduğu için. Çağla tabii bizim hep inandığımız bir sporcumuz. İstanbul Cup önemli bir turnuva. Şemiz de oynuyor. Çağla da çok istiyor. Çok hazır olduğu bir dönemde ilk maçta bir kaybetti. Çok güzel de oynamasına rağmen. Oldu maçtır, kaybolur sonuçta dünyanın en iyileriyle oynuyorsunuz falan. Çağla tabii çok üzülmüştü, onu gördüm ben. Ama bir konuştuk biz Çağla'yla o zaman. Çağla'ya ben hani aslında ne kadar önemli birisi olduğunu ve bunu aslında yapabileceğini söyledim. O gün evet Çağla'dan da çok iyi bir enerji aldım. Hani Çağla da ona inandı. Bir sonraki sene de Çağla'nın dönüp İstanbul Cup şampiyonu olmuş olması bence o öncesindeki konuştuğumuz şeyi benim inandığım ülkemizin önemli bir değerini Çağla yaşadı ve yaşattı. O benim için çok önemli, güzel bir anıdır, evet. O motive edici cümleler yenikken hani ya olur böyle şeyler diyen cümleler o an nasıl geliyor? Ya, tabii ki çok büyük destek veriyor. Çünkü çok zor bir iş yapıyoruz ve her şeyden önemlisi bu işin içinde olan insanların desteği çok önemli. Çünkü baktığınız zaman ciddi bir yatırım var, beklenti var. Doğru. Kişisel hırslar var. Kesinlikle. Şüphesiz benim verdiğim gereken. Takımımın verdiği bir fedakarlık var. Saatlerce mesailer var. Çok çok önemli destek. Yani bugün burada duruyorsam, şu kupayı kazandıysam kesinlikle bunların hepsinin katkısı var. Şu Şarapova maçına bir gelmek istiyorum. Şimdi evet. Çok güzel mücadeleydi gerçekten de ki ilk set tiebreak'e kadar gitti yani. Evet. Orada hani bir kırılsaydı o 7-6 gitti. Sonrası ikinci set zaten hani bir de Şarapova bu sonuç itibariyle. Ama niye geleceğim mevzuya? Şarapova bir evlilik teklifi aldı. Değil mi o gün? Aldı hatta, galiba evet. Evet evet, birileri oradan seslenerek hazır mı, o bandımız var mı, bir hatırlayalım mı? Bir verelim onu. Çünkü o kadar yoğunsunuz ki. Tribünlerden gelen bir evlenme teklifi var. Maria'ya. Şimdi 52 haftanın 30 haftası seyahatte olursan, turnuva gezersen, özel hayat filan herhalde çok zor. Anca böyle olur yani. Anca böyle olur olursa. Çok zor değil mi özel hayatı sürdürmek? Tabii. İlişki yaşamak, evlenmek vesaire, çocuk sahibi olmak nasıl olacak? Bilmiyorum, ben de cevabını. Benim şimdi en yakın iki arkadaşım, biri evlendi. Şimdi çocuk sahibi olacak, biri de bu yaz evleniyor. Gerçekten çok zor. Tenisçiler. Yok, tenisçi değil. Değiller. Anladım. Çalışıyorlar. Anladım. Gerçekten kolay değil. Hem seyahat ediyoruz. Nereden baksanız günün 6-7 saatini işimize adıyoruz. Bir de onun dışında dinlenmemiz gerekiyor. Yarınki güne hazır olmak için gerçekten kolay değil. Bir aile, bir eşe vakit yok. Yapabilenleri yani. De tebrik ediyorum. Erkeklerin biraz daha işi sanki o konuda kolay değil mi? Çünkü erkek tenisçileri dünyada izlerken görüyoruz böyle. Yani çoluklu çocuklarla. Kadınlarda çok öyle yani, bir tablo tabii görünmüyor ki, tabii değil ki mi? Değişiyor. 18 yaşında Tyler Fritz diye bir tenisçi var, 19 yaşında evlendi. Yani çocuğu var. O da yani nereye koşuyor? Evet, yani o yani oluyor yani cidden. Çünkü tabii. Bilerek yapıyorlar mesela yani daha kafamı evet yani bir evleneyim, kafamı sadece tenise odaklayayım gibi şeyler i̇şte var. İşte bir yani. Kadın çekip çeviriyor, erkek sadece tenisini oynuyor. Tabii. De o durum fix olay. Bir erkek çekip çevirebilir. Düşünsene yani orada ailenlesin, çocuk oradan ağlıyor falan, mümkün mü? Nasıl oynayacaksın orada? Tabii, imkansız tabii, bir mümkün. Şey. Çağla müzik eğitimi aldın dediniz. Müzik eğitimi yani. Evet. Türk sanat müziği falan sever misin? Böyle söyler misin yani? Evde? Yok yok, öyle bir merak. İstek parça geliyor. Hayır hayır, sadece piyano mu çalmıyor yoksa böyle? Yok, o zaman işte sesle ilgili bir şeyler öğreniyordum ama gerçekten çok küçüktüm.
Sesim de güzel değil bence. Diyorum hani o zaman ne bende nasıl bir yetenek gördünüz de gönderdiniz. Hani her şeyden ufak ufak tatmanı istedik diyor ailem. Kulağım çok iyiymiş, hala çok iyidir. Yani bir müzik duyduğum zaman unutmam hayatta. O yüzden belki enstrüman kullanabilirdim ama nasip olmadı. Tenis her şeyin önüne geçti. Piyanoyu kullanmıyorsun yani. Yok, hiç denemedim bile. Yani sen biliyor musun? Ben hiç aram yoktur. Dinlerim sadece. Yani dinlerim. Hedefimiz neresi toplamda Sayın Başkan? Tabii ki esas hedefimiz dünyanın en iyi sporcusu yetiştirebilmek, sporcusunu yetiştirebilmek. Türkiye açısından da Türkiye'de tenisin herkes tarafından oynanabilir. Sokaklarda bilinebilir. Hani biz futbolla başlayıp sokaklarda evet. oynadık. Sokaklarda tenis oynansın. Şu pahalı algısını kaldırmamız gerekiyor. En önemlisi pahalı o. mı pahalı bir kort kiralamak, işte raketi almak vesaire. Ama bu bir şekilde çözülebilir bir şey gibi ama geliyor bana. Ama inanın çok pahalı bir şey değil. Evet. Yani, nelere para harcanıyor? Elbette kulüplerde, büyük şehirlerde, ulaşımın zor olduğu yerlerde, arazinin veya yerin çok kıymetli olduğu yerlerde bunları yapmanız belki çok zor olabilir. Ama Anadolu'ya indiğiniz süre içerisinde yer bol, yapılan tüm kortlar, tüm tesisler zaten belediyeler ve gençlik sporluğu müdürlükleri tarafından veya siteler tarafından bakım onarımı da yapıldığı için sadece bir kort, yani bir şort, bir tişört herkesin vardır, ayakkabısı Tabii. vardır. Bir tane raket ki raket de yani hani... Artık çok hani makul rakamlara da var. Eskiden yani, öyle değildi. Tabii ama ki. Şimdilerde her cins her raket var. Her zaman ulaşılabilir bir durum. Zaten hani spor yaparken insanların sonuçta bir şekilde bir masraf edecek herhangi Şüphesiz. Bir şekilde. Hangi branş olursa olsun. Tabii tabii. Onun için çok pahalı bir spor değil. Hani nerelerde pahalı derseniz işte uluslararası turnuva oynayacaksanız. O ayrı bir mevzu zaten. Kendine göre bir... bedeli kendine göre bir masraf var ama bu bütün branşlar için geçerli. Yani tenisin kötü algısı zengin sporu olması. Hı hı. Deminden evet, konuşuldu evet. ya elit spor. Yani ben bunu biraz tersine çevirmeye veya tersine inanan birisiyim. Evet tenis elit spor. Ama oynayan herkesin elit olabileceği bir spor. Kim oynarsa elittir. Ben onu söylüyorum. O zaman herkes oynasın, herkes elit olsun. Yoksa bu elit deyip kimsenin ulaşamayacağı bir nokta değil. Tam tersi. Kim oynarsa elittir diyebildiğim bir yerdeyiz. Onun için bence bu yolda da çok iyi bir yerlere geldik. Umarım daha da iyi olacak. Umarım. Şimdi eğitim mevzu ailelerin spora yönlendirirken çocuklarını en kafalarını yoran şey bu. Yani o sporu daha profesyonele kayan bir düzlemde yapmaya başladıktan sonra eğitimleri sıkıntıya girecek diye. Ki keza hani yaşanıyor da Tabii. çaresiz bir şekilde baksanıza yani bu turnuva takviminize o arada okulu dengelemek neredeyse imkansız. İşte şey diyorsun. Yani kolay liseleri seçmek durumunda kaldım. Akşam lisesini tercih etmek durumunda evet. kaldım vesaire. Yani bu işin tabii bir yöntemini yolunu nasıl bulacağız bilmiyorum ama bunu dengeleme noktasında herhalde sporcu net sıkıntı yaşıyor değil mi? Kesinlikle yaşıyor. Çünkü tenise ciddi bir mesai verdiğimiz için ikisi bir arada. Tüm sporlar için de söylenir hatta. Kesinlikle öyle. Ama ben yine de eğitimin bırakılmaması taraftarıyım. Bence çok önemli çünkü biz okulda birçok şeyi öğreniyoruz. Dediğim gibi benim seçtiğim yol akşam lisesine gitmekti ama lisede yaptım bunu. Şimdiki çocuklar daha ortaokul bile eğitimini almadan hemen yollara düşüyor. Eğer bu yolu tercih eden sporcuların da velilerine çok büyük Doğru. iş düşüyor. Eğitimlerine devam ettirmek adına işte özel derse özel ders kendileri eğiteceklerse kendilere eğitim gerçekten çok Doğru. önemli. Biz tenis sayesinde gerçekten çok değişik kültürler görüyoruz, insanlar tanıyoruz, yabancı arkadaşlarımız var, öğrendiğimiz çok çok şey var ama yine de onun yeri ayrı, doğru, diğer konu da ayrı. Lisedesin değil mi Ankara evet, şimdi? Evet. Nasıl gidiyor? Sıkıntılı. Dediğin gibi Çağla ablanın dediği gibi yani zorlanıyoruz çok, çok zorlanıyoruz. Ben Okyanus Koleji'nde okuyorum Bahçeşehir'de. Dünya şampiyonu olduk geçen yıl. 2017 yılında dünya şampiyonu olduk. Günde 6 saat antrenman olduğu için yani gidemiyorum. Gitmeye çalışıyorum tabii ki. Bazen öğlenleri gidiyorum ama gitmeye çalıştıkça gidiyorum. Onun dışında çok zor oluyor yani.
Ama... Peki havalı mısınız okulda? Havalısınızdır yani, değil mi? Resimlerimiz bir havalı, var ya. Tabii değil mi? Bir havası hava, var yani. Gittiğimiz zaman havalıyız diyorsun. Yani biraz oluyor tabii. 6 saat biraz fazla değil mi ya başkan? Ya nasıl? Bilmiyorum. Ya siz tabii, 6 saat. İşte dediğim gibi 6 saatin hepsi tenis değil tabii. Kondisyon evet. Da... Tabii. Tekniği, taktiği konuşuluyor vesaire. Evet, bunun bir, pek bunun, çok şey var. Bunun ısınması var. Yani bizim bir ısınmamız evet. Zaten 45 dakika sürüyor. Yani. Aynen. Minimum 45 dakika bir saat sürüyor. Korta giriyorsunuz 2-2,5 saat kortta. Bir de üstüne fiziksel antrenmanınızı yapıyorsunuz. Soğumanızı esnemesi yapıyorsunuz. Var. Masajınızı olmanız gerekiyor. Ertesi gün toparlanma süreci. Ağırlık çalışıyor musunuz? Var mı böyle? Yani. Tabii. Bir programınız var. O programda eğer yani o gün dayanıklılık koşu sadece koşu olur. O gün sadece kuvvet olur. Yani değişiyor programınıza göre. Diktur farkında mısın bilmiyorum belki ama şu anda üç büyük takım var burada yani. Ne gibi? Fenerbahçeli var sevgili başkan. Yani gireceğiz yani illa futbola. Tam diyordum ki yaşasın futbola girmeden bir programı tamamlıyoruz. Hayır, aklıma geldi. Baktım üç tane büyük takım var işte. Başkan Fenerli. Nereye gittiniz üç büyük takım var? Galatasaray. İki tane de Beşiktaşlı var burada. Yani ne güzel. Futbola da nasıl bakıyorsunuz başkan? Yani Fenerbahçelisiniz. Yani evet ben hani çocukluğumdan bahsederken rüyalarımda hani duvara tekme atardım gol atıyorum diye öyle bir duyguyla büyüdük biz. Gerçekten öyle bir heyecanı var. Sahanın hangi noktasında olursam olayım bakmadan kaleyi görebiliyordum. Öyle bir duyguyla oynadık. Ve en önemlisi ben sağ açık oynardım. Beni tutacak sol bek. Veya işte sağ fark etmez. Hayır ben o sahaya çıktığımızda hani böyle rakibim yürürken böyle izlerdim ben. Sadece yürüyüşüne bakardım. Ben onu nasıl geçebileceğimi anlardım. Ya o nasıl bir oyuncudur? Hangi özellikleri vardır? Sanki böyle bir enteresan bütün verileri o yürüyüşünden anlardım ben. Türk futbolu böyle... ciddi bir yetenek kaybetmiş belli yani. Yani yok yani kendime göre beni çabuk yani muydunuz çok, başkan? Çok hızlıydım ben. Yani. Çok hızlıydım yani. Fulelerim falan geniş. Zaten sağ açık olmanızın temelinde o vardı. Futbol hayranı bir çocukluğum oldu. Fenerbahçeliyim. Cemil Turan idolümdü. O zaman Alman milli takımından Rummenigge'yi falan Rummenigge. Çok keyifle takip ederdim. Ama tabii günün sonunda geldiğimizde atletizm, kayak vesaire gibi branşlar da hayatımıza girdi. Onları da çok sevmeye başladık. Atletizmde sadece üniversitede yarıştım. Derece var mı başkan orada? Üniversitede 10.000, 12.000 şampiyonluklarım var. Ama ilk girdiğim yarışlarda böyle bölgesel şampiyonluklar. Futbolda işte gittiğim yerlerde oynadı ama yöneticilik başladıktan sonra futbolun bendeki o güzelliği kalmadı. Yani onu söyleyebilirim. Ağrı Spor'da başkan yaparken bir başarı yakalayabilir miyim? Hedeflerinizi yakalayabilir miyim? Tabii biz Ağrı Spor'da. Biz üçüncü ligde başladık. Üçüncü ben üçüncü ligde yöneticiydim. Allah rahmet etsin. Ahmet Sağım başkanımızdı bizim. Biz üçüncü ligde Navalp şampiyon olduk. İşte evet. Hakkari, Yüksekova, Şırnak o bölgelerde sürekli her hafta deplasman veya işte kendi sahanızda. Ve biz takımın peşinde gider gelirdik. Navalp şampiyon olduktan sonra ikinci ligde de yine rahmetli Gaffar Okan döneminde Diyarbakır'la biz aynı Allah gruptaydık. Rahmet. Tabii o dönem bir dönem orada başkanlığım oldu benim. Biz şampiyonluğa gidiyorduk. Playoff'larda Diyarbakır'a yenildik. Yoksa biz şampiyon olacaktık. Süper Lig'de kim şampiyon olur? Kesiyorum oraya hızlı geçiyorum. Fenerbahçe. Bitmez o anılar çünkü. Fenerbahçe. Şimdi çok ilginç tabii. Galatasaray'a karşı mesela. Yankı hiç maçlara gitmemiş. Ya vakit mi var? Vakit yok. Ben yemek yemeye vakit isterim. Bulamıyor. Ben çok gitmek isterim. Çünkü ben cidden fanatik yani. Çok ben Galatasaray'a fanatik misin? Evet. Ciddi mi? Evet ben zaten babam bayağı fanatiktir. Yani o yüzden... Ondan mı bulaştı sana? Evet tabii. Ondan bulaştı. Tabii. Ben zaten doğduğumda bile yorganlarım Galatasaraylıydı. Full odam full. Yani. Aynen öyle yani. Sarı kırmızıydı. Çağla işte, da Galatasaray. Duvar. Ben de Galatasaraylıyım evet. Harika. Bunları sonra şimdi... konuşacağız. Eyvah geç kaldınız artık. Çok önce konuşmanız lazımdı. Şimdi futbol deyince son dönemlerde hani hep biraz kavga gürültü tartışma, sıkıntılı sahada olaylar, hakeme itirazlar falan. Ama teniste hani hakeme itiraz edildi falan işte en son bir Federer bir kızmıştı falan bir de. O bile çok şaşırtıcı geldi minicik bir hareketi bile. Evet. Teniste böyle şeyler yok yani agresif tavırlar yok değil mi? Evet tenisin doğasında evet. Yok. Hem işte yani oyun sırasında sessizlik hakim her zaman. Evet. Onun dışında işte yani taraftarın desteği yani bir yere kadar yine çok ölçülü. Hakemle bizim diyalogumuz çok kısıtlı. Hı hı. O da
değişik kılıyor yine tenisi. Yine sessiz böyle belki elit derseniz elit. Biraz değişik kılıyor. Gerginlik oluyor ama. Tabii ben olmaz mı? Raketlerin kıranları da gördüm yani. Tabii ki tabii. Fırlatanları da gördüm. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Daha çok kendine kızarak oluyor ama tenisçi bunu. Tabii. Mesela oynanırken maç oynarken çıt çıkmıyor tribünlerden. Evet. Ses çıksa ne olur? Ben mesela ödüm kopmuştu Şarapova geldiğinde. Nasıl olacak falan diye gerçekten. Hayır çıksa ne olur? Ne etkiliyor mu sizi bu gerçekten? Yani, o tribünden atılacak bir ne bileyim bir ses. Ufak kritik puanlarda tam ters atacakken ufak bir ses bile. Ya kulağınız orada mı yani? Yoksa direkt mi? Sizin bütün konsantrasyonunuzu kaybediyor, kaybediyorsunuz. Bir de her sporun ritüeli vardır, alışkanlıkları, adetleri vardır. Tabii. Tenis için bu böyle mesela. Evet. Herkes şıkır şıkır giyinir, gider sessiz bir ortamda. Yani farklıdır. Futbolda da herkes formalarıyla ayaktadır yani. Her sporun başka başka. Motosanduka bağırırlar. Aynen öyle. Her sporun başka. Sporcu da ona göre konumlanıp alışıyor. Etkilenir mi yani? Ben onu almaya çalışıyorum. Yani eğer puan içindeyse o ses etkilenir tabii. Ama sonuçta puan aralarında bazen işte milli takım maçlarını televizyonlar veriyor. Davis Kupası ve Fed Kupası. Mesela oralarda Arjantin, Brezilya falan buralarda inanılmaz destekler görüyoruz puan arasında. Mesela o etkiliyor mu diye sorarsanız o da etkiliyordur. Ama puan içinde biz sessizlik içinde oynamaya çok alışkın olduğumuz için konsantrasyonumuzu bozabilir. Peki senin maçlarında böyle bir şey var mı? Anım var mı? Tribünden bir laf atıldı mı? Bir şey oldu mu? Evlilik teklifi geldi mi? Yani, yok. Tam anlamda sormadım. Genel olarak böyle bir anım vardır mutlaka diye düşünüyorum. Şeyde bu İstanbul Cup finali oynarken ben tabii ki herkes için böyle inanılmaz bir duygu. İşte zaten maçtan önce böyle orkestralar vardı. Tep tenisin getirdiği çok güzeldi. Şimdi hatırlıyorum böyle son set artık ben öne geçmeye başladım. Maç biraz kapanmaya gidiyor. Zaten her puan arasında inanılmaz coşku vardı. Orada böyle oyunun yavaşladığı bir yer vardı böyle. Yavaş bir top geldi. Ben tam böyle raketi açtım. Arkadan böyle vur diye bir ses geldi. Onu çok çok net hatırlıyorum. Ben de vurdum onu ama hatırlıyorum mesela orada böyle kaldığını. Çok güzel. Herkes ya mesela böyle top geliyor falan derler değil mi başkan? Vardır böyle herhalde. Bu arada bir ses çıkar diye düşünüyorum. Ya mesela işte böyle özellikle fırsat anlarında bir anda böyle bitir, vur hani bu tarz onların da heyecanla reaksiyon gösterdiği zamanlar oluyor. Tamamen hiç ses bir anda farkında olmadan çıkan bir ses oluyor. Olur tabii. Yani, mutlaka tenis oynayan birisi o anda onu yakalıp kendini onun yerine koyuyor artık vuracak yani o şekilde düşünüyorlar. Yani maçlarda da bir anım vardır başkan var mı öyle tribünden tepki gösteren? Yok ben. Yani ama şu topa dikkat et falan. Yok ben mesela bu sesle ilgili bana tenis öğreten hocam işte bir rakibimle oynuyorum. Bizimkisi tabii kulüpte veteran oynuyoruz. 5-0, 40-0 öndeyim. Tamam, tam servisi topu attım yukarı. Bırakma diye bir ses geldi. Abi bırakma da neyi bırakma yani? Topu bıraktım tabii. Ya neyi bırakma? Zaten 5-0, 40-0 işte bitiyor. Bıraksan, harika. Karışmasan bitireceğim yani. Harika. Toplayıcılığı yaptınız mı hiç? Ben yaptım. Öyle mi? Evet. Ben keyifli o da farklı bir şey yani. Ben de çocukluğumda yaptım. Bence çocuklara çok faydası kesin, olan bir şey. Gözlemek yani. Açısından, ortama alışmak açısından. Kesinlikle, kesinlikle. Mi? Sporcuları gözlem. İşte o sırada çeviklik, çabukluk. Doğru. Her yere koşuyorlar. Hı. Ben de çocukken yapmıştım. Bitti desem. Ben bir de şey anlatayım. Biz şimdi Davis Cup maçımız, Ankara'da bir Davis Cup maçımız var. Bayağı da yani. Biz sağ olsun Ankara güçlü taraftarlarımızı davet ettik. Gelsinler de kulaklar için nasıl. Onları da tebrik ediyorum. Aynen, yükseldiler. Evet. Rize'de çıktı bu arada. Onları evet, onları da kutlamak lazım. Tribünlere Ankara gücü taraftarlarımızı yerleştirdik. Davullarla, zurnalarla geldiler. Susturamadık ondan sonra. Ama yanlış yerden girmişsiniz siz. Futbol taraftarını getirseniz öyle olur. Ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Çok keyif aldık. Başarılarınızın devamını çok diliyoruz. Keyifle takip ediyoruz zaten. Ve sürekli isminizi duymak istiyoruz. Bir şekilde. Ben de size başarılar diliyorum sevgili başkanım. Çok teşekkür ederiz. Çok değerli katkılarınız için. Böyle güzel sunumlarınız için. Çok keyifli sohbet oldu. Harikasınız. Ve sevgili izleyiciler, Spor Bahane'yi bu akşam da noktalıyoruz. Haftaya yine şahane konuklarla nefis sohbetler gerçekleştireceğiz. Kapanışları çok güzel yapıyor bence. Hoşça kalın efendim.